ArtLife'dan merhaba. Yeni yılın ilk programında müzeler ve galerilerden en dikkat çeken sergileri sizler için seçtik. Ve ilk olarak Dolmabahçe Sarayı, Milli Saraylar Resim Müzesi, Türk ve Orientalist ressamlardan oluşan, geçmiş tarihimize yolculuk yaptıran muhteşem bir sergi. Antik AŞ'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen Dolmabahçe Sarayı Milli Saraylar Resim Müzesi özel tanıtımı, saraylarımızda yer alan birbirinden değerli sanat eserlerini sanat meraklılarının görmesini amaçlıyor. Osmanlı sarayları, tarihte padişahlara ev sahipliği yapmakla kalmamış, kültür ve sanatın üretim merkezleri olarak da önemli bir rol üstlenmiştir. Bugün Dolmabahçe Sarayı Milli Saraylar Resim Müzesi'ndeyiz. Antik AŞ Müzayede Organizasyonu olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında burayı daha çok koleksiyonculara tanıtmak, resim severlere ve sanat severlerin ilgisini arttırmak amacıyla bu tanıtımları yapıyoruz. Bu müzemiz yeni açıldı. Gerçekten hem binanın restorasyonu açısından çok önemli şeyler yapıldı. Biraz sonra izleyeceksiniz. Tavanları, yerleri, her tarafı, tüm binanın restorasyonu yapıldı. Bu müze 11 bölümden oluşuyor. Türk ressamlarından oryantalist ressamlara, saray ressamlarından günümüz klasik ressamlarına kadar bütün ressamları bir arada görülebilecek adeta bir sanat tarihi dersi gibi bir müze oldu. Bu müzeyi ne kadar çok gezen insan olursa o kadar çok sanat tarihi açısından eğitim almış olacak, göz zevki artacak, koleksiyona olan katkısı artacak, koleksiyon bilinci gelişecek. En önemlisi milli sarayların bu tip bir sanat etkinliğini koruyarak halka sunması geniş kitlelere yayılmasını sağlayacak. Müze çok kolay bir yerde, Dolmabahçe'nin hemen yanında. Dolmabahçe'yi ziyaret edenler de hiçbir ücret ödemeden buraya girebildikleri gibi, sadece bu müzeyi gezmek isteyenler ise sadece 5 lira ödeyerek, 65 yaşın üzerindekiler para ödemeden girebildikleri bir müze. Bu müzeyi gezdikleri zaman koleksiyoncular koleksiyonlarına daha farklı şekilde yaklaşacaklarına inanıyoruz. Ne kadar çok sanatsever ve koleksiyoncu burayı gezerse, Türkiye'de zaten müze azlığı olduğu için bu müzenin önemi daha çok ortaya çıkacaktır. Bu müzeyi gerçekten bu hale getirenlere, bu resimleri koruyanlara ve saklayanlara da teşekkür etmek gerekiyor. Osmanlı'dan günümüze gelen bu tarihi sorumluluğun gereği olarak da Dolmabahçe Sarayı'nın Veliaht Dairesi yaklaşık 7 yıl süren restorasyon çalışmaları sonrası çağdaş müzecilik standartlarında bir müzeye dönüştürülerek Milli Saraylar Resim Müzesi olarak hazırlandı. Son dönem üretimleriyle sadece Türkiye'de değil, dünyada da ilgiyle takip edilen bir sanatçı olan Altındere, 3 yıla yayılan yeni üretimlerini Pilot Galeri'de izleyicilerle paylaşıyor. Sanatçının video, heykel, yağlı boya ve nesnelerden oluşan 15 yeni eserinin görülebileceği sergi, Ocak ayı sonuna kadar açık olacak. En son 2011 yılında Pilot'ta bir sergi açmıştım. Dans edemedim devrim benim değildi. Aradan 3 yıl geçtikten sonra son 3 yılı üretimlerini kapsayan bir solo hazırladım. Üretimlerin ortak yanlarına baktığımızda gerçeklik teması etrafına toplandığını gördük. O yüzden de Gerçeklik Başka Yerde ismiyle açtık sergiyi. Sergide 3 temel aks var. Bir tanesi hiperrealistik resimler, diğeri
bal mumu, gerçekçi bal mumu heykelleri. Diğeri de bugün Türkiye'si ile ilgili yeni ve eskinin sorgulandığı yeni son filmim Cehennem Melekleri diye video. Kum torbası var. Boxing bag. Boxing bag'e baktığımızda aslında bir insanın böyle yumruk atası geliyor içerisine. Çünkü böyle bir fetiş bir formu var, kırmızı. İlk başta baktığınızda öyle bir çekici olmasına rağmen aslında bununla temas kurduğunuzda bir şekilde zarar görebiliyorsunuz. Çünkü kum torbası hassas bir kalıptan geçtikten sonra mermerden dökülüyor. O yüzden de biraz hem güzel gözüküp ama aynı zamanda o güzel şey size acı verebileceğini de gösteriyor. Bal mumu heykel var iki tane. Bir tanesi Tom Waits'in bir şarkısından ismini alan Telephone Call from Istanbul. Diğeri de Mad Men, yani beyaz küp içerisinde işte cinnet geçiren bir izleyici bal mumu. Burada da bu bir sanat mekanı içerisinde olası bir izleyici konumunda olabilecek iki figürü iki farklı form ve durum içerisinde görünür kılmaya çalıştık. Bir diğer iş de Magic Touch, sihirli dokunuş. O yepyeni bir çalışma. Her annenin ve babanın kolgu rüyalısı olabileceği emekleme çağındaki birinin emekleyip prize elini sokması anını görünür kılmaya çalıştığımız bir iş. Bir de bu sergide, bu sergi için hazırlamış olduğum bir video var, Angels of Hell diye. Bu videoda Yeşilçam'ın eski karakter oyuncular, özellikle Yeşilçam'ın kavgacı tipleri dediğimiz, bazen kötü adamlar dediğimiz kişilerin eski takımı, yani kötü takımı bir araya getirip onlarla bir film yapma projesi gelişti ve bir filmde onları bir araya getirdik. 15 eserden oluşan sergimiz 31 Ocak 2015'e kadar görülebilir. Altındere'nin gerçeklik ve kurguyu karıştırarak ürettiği eserleri herhangi bir metafor yapmaya gereksinim duymuyor. 90'lı yıllar boyunca ürettiği işlerde şimdi hemen ve burada mottosuyla çalışan sanatçının yeni dönem çalışmaları coğrafyanın ötesinde bir dili ve yaklaşımı taşıyor. Cinnet geçirmiş bir adam veya telefonla konuşan bir izleyici veya parmağını neredeyse prize sokmuş bir bebek serginin şaşırtıcı eksenini oluşturuyor. Sergi 31 Ocak'a kadar Co-Pilot'ta görülebilir. Sanatçılarından Burhan Doğançay'ın fotoğrafları Picture the World başlıklı sergide toplandı. Eserleri dünyanın en önemli müzelerinin daimi koleksiyonlarında yer alan sanatçının ilham kaynağını oluşturan fotoğraflar Doğançay Müzesi'nde sergileniyor. Yılında aramızdan ayrılan değerli sanatçımız Burhan Doğançay'ın müzesindeyiz. Geçtiğimiz yıl müzemiz 10. yılını kutladı. Burhan Doğançay'ın zaten en büyük hedefi, gençliğinde kendine koyduğu en büyük hedeflerden birisi imkanı olduğunda bir müze açabilmekti. Kendisi Türkiye'deki ilk çağdaş sanat ve ilk kişisel sanatçı müzesini açmış bir kişi. Bununla da çok çok gurur duyardı. Çünkü tamamen kendi imkanlarıyla yapmıştı. Müzenin 10. yılını kutlamak için Burhan Doğançay'ın pek bilinmeyen bir yönü olan fotoğrafçılığını ön plana çıkarmak istedik. Fotoğrafları 3 ana bölüme ayırdık. Bunlar Brooklyn Köprüsü ve New York'un inşaat işçileri olan Iron Workers oldu. Bir diğeri Dünya Duvarları, ki Burhan Doğançay'ın en bilinen yönüdür Dünya Duvarları. Diğeri de dünyadaki benzerlik ve ayrılıklar olan çok farklı coğrafyalarda yaşayan insanların aslında ne kadar benzer hayatlar yaşadığını gösteren bir bölüm oldu. Burhan Bey'in dev bir fotoğraf arşivi var. 1970'lerde ilk fotoğraf makinesini aldığından günümüze kadar çektiği. Bunların içinden seçimi kendisi yapmaya başlamıştı. Ömrü vefa etmedi. Onun başlattığı projeyi bitirmiş olduk. Aynı zamanda bu fotoğrafların bir insanlık tarihinin bir antropolojik arşivi niteliği de taşıyor. Yaklaşık 30 bin slide var.
Bunların içinden 100 tane kadarını seçebildik. Kendisinin eserleri dünyanın 70 en önemli müzesinde yer almakta. Bunlardan bazı fotoğraflar da müzelerde mevcut ama hiçbir zaman bu kadar kapsamlı fotoğrafçılığını ön plana çıkartan bir çalışma şimdiye kadar olmamıştı. Sergiyi özellikle geçtiğimiz yıl açmak istememizin sebebi kendisinin aynı zamanda 85. doğum günü olmasıydı. Hem onun doğum gününü hem de müzemizin doğum gününü böylece bir sergiyle kutlamış olduk. İleriye dönük çalışmalarımız da elbette var. Bu fotoğraf sergimizden sonra babası Adil Doğançay'ın resimlerinden de bir proje üzerinde çalışıyoruz. O da ileriki aylarda daha netlik kazanacak inşallah. Ülkeye yakın ülkeyi gezmişti değil mi Burhan Doğançay? Evet. 114 ülkeden bu resimler. Evet, 40 sene 114 ülke. 40 sene 114 evet. Ülke. Burhan Doğançay'ın gözünden kentlerin ve insanların sosyal ve psikolojik izlerini süren serginin en değerli parçaları arasındaysa sanatçının New York fotoğrafları yer alıyor. Brooklyn Köprüsü'nün 1986-87 yıllarındaki ilk büyük bakımı sırasında köprünün üzerine çıkmasına izin verilen tek sanatçı olan Doğançay, daha tanıdık olan Manhattan manzarası yerine köprünün tepesinden Brooklyn yönüne yoğunlaştığı için fotoğrafları olağan dışı olarak nitelendiriliyor. Ayşe Özen İllüzyon ve Neşe Çoğal Blastokist yeniden doğmuş gibi adını verdiği solo sergileri, genç sanatçı ve tasarımcıları desteklemek amacıyla kurulan Armagan Art and Design Gallery'de ziyaretçileriyle buluşuyor. 2014 yılının son sergisinde Neşe Çoğal ve Ayşe Özen'in solo sergilerine ev sahipliği yapıyoruz. Her iki sanatçı da kadın temasından yola çıkan işleriyle dikkat çekiyor. Her ikisi de yağlı boya kullanan, yağlı boya çalışmalarına önem veren pentür sanatçılarımız. Neşe Çoğal eserlerinde ve üretim sürecinde astrolojiye, Latince'ye, bilinçaltına, tarihlere özellikle önem veriyor ve bunlara yer veriyor konu itibariyle de. İsimler itibariyle de. Blastosis de bir embriyonun doğuşundan, meydana gelişinden artık tamamen bir canlı oluşuna kadar geçen 7 günlük süreyi ifade ediyor. Bu yüzden 7 sayısı ve yeniden doğuşu temsilen de Blastosis ismine serginin yanında ikinci bir isim olarak yer veriyor. Sergide gördüğünüz özellikle yedili kompozisyon, yedili yuvarlak kompozisyon bu blastosistin evrelerine de gönderme. Bir doğumla başlıyor aslında. İlk başta bir halatlar görüyoruz saç örgüsü şeklinde. Bu anne karnındaki aslında göbek bağına bir gönderme. Göbek bağında aslında saç örgüleri gibi düğümlü. İki atar bir toplar damarın bir arada olması, bir arada saç örgüsü gibi doğuşu ve daha sonra onun makasla kesilip yeni evrelere doğru yol açıyor. Yeni bir yaşamın temsil edişini görüyorsunuz bu yedili yuvarlak tuvallerden oluşan kompozisyonda. Ve o kompozisyonu çevreleyen diğer işlerde de sürekli bir yeniden doğuş, yeni yolculuklara adım atış, çeşitli pusulalar göreceksiniz. Dürbünle ileriyi gözleyen figürler göreceksiniz. Bunun dışında sürekli bir saat imgesine de gönderme. Çünkü hayat akıyor, geçiyor ve sürekli aslında yeni doğuşlara da gebe. Bunu da anlatmaya çalışıyor Neşe işlerinde. Ayşe Özen'in solo sergisinin ismi İllüzyon. Burada tarihe tanıklık etmiş, tarihte yer almış, tarih sayfalarına geçmiş ya da bir şekilde popüler kültür içinde aklımıza, hafızalarımıza kazınmış kadınları görüyoruz. Bunlar Cinderella, Artemis, Venus, Judith gibi kadınlar. Hepsi çok kuvvetli, güçlü.
Hepsi de çok güzel aynı zamanda. Bu güzelliklerin yanı sıra savaşçı oluşlarıyla da, savaşçı ruhlarıyla da diyelim, hani birebir savaşçı olmaktan ziyade ruhlarıyla da dikkat çeken güçlü kadınlar. Figürlerin üstünde gördüğünüz kıyafetler, imgeler, dövmeler hep bir gönderme içerirken, hep bir güce gönderme, kendini korumaya, kalkan olmaya gönderme, kalkan gibi giyindirmiş kadınlar. Aynı zamanda her birinin bir kaskı var. Bu kasklar aslında işte modern hayatın içinde hem bizi koruyan, aynı zamanda da onu da kendine adapte etmiş bir halde sergileniyor. Yani kaskımız da burada fiili olarak bir kaskımız da var. Aynı zamanda kadınların vücutları bembeyaz, mermer gibi. Bu da bir kuvvet göstergesi olarak bir ödebiyor. Yani kıyafetleri, dövmeleri, takıları, bembeyaz, mermer gibi güçlü tenleri, aynı zamanda kasklarıyla bu kadınlar çok güzeller. Tarihte yerlerini almış ama bugün bile kendilerini korumak zorundalar bir şekilde. Ayşe'nin işleri ve kompozisyonları buna gönderme yapıyor. İstanbul Modern, Türkiye fotoğrafçılığında farklı arayışlarıyla öncü bir rol üstlenen Şahin Kaygun'un en kapsamlı sergisini sunuyor. Detaylı bir arşiv çalışmasının ardından gerçekleşen sergi, Kaygun'un 1970'lerin sonundan itibaren fotoğraf üzerinde ilk deneysel müdahalelerde bulunduğu çalışmalarından, Türkiye'de bir ilk teşkil eden Polaroid'lerine ve son dönemine kadar uzanıyor. Şahin Kaygun, Türkiye sanatında fotoğrafa disiplinler arası yaklaşımıyla kesinlikle öncü bir karakter. Bu sergide bizim çok uzun zamandan beri üzerine çalıştığımız, arşivi taradığımız bir sergiydi. Sergiyi Şahin Kaygun'un ilk deneysel müdahalelere başladığı 70'lerin sonundan itibaren başlatıyoruz. Biz bu sergide bu Polaroid'lerin nasıl ortaya çıktığına dair, bunun bir adım öncesinden başlatıp çok zengin bir Polaroid koleksiyonundan bir seçki sunuyoruz. Sonrasında da 80 ve 90'larda yaptığı, daha çok resim ve fotoğrafı iyice bir araya getirdiği son dönem çalışmalarına kadar uzanıyor sergi. 1991 senesinde, ölümünden bir sene önceye kadar getiriyoruz sergiyi ve bu da şu ana kadar Şahin Kaygun'un en kapsamlı sergisi oldu. Bir yandan da Şahin Kaygun film çekiyordu. Hem sanat yönetmenliği hem de yönetmenlik yapıyordu. Senaryolar yazıyordu. Ve bu filmlerinde de bu çalışmalarının, yani fotoğraflarının çok büyük etkisini, o temaların filmlerde kullanıldığını da görmemiz mümkündü. Dolayısıyla biz sergide Dul Bir Kadın ve Dolunay filmlerini gösteriyoruz. Dul Bir Kadın'ın jeneriğinde kullanılan fotoğrafların orijinaliyle beraber gösteriyoruz. Dolunay'da da yani kendi yönetmenliğini yaptığı filmde de sahneden fotoğraflar, yani sahne fotoğrafları ve kendi çekilmiş screenshot tarzında fotoğrafları da filmle beraber gösteriyoruz. Ben fotoğraf çekmiyorum, fotoğraf yapıyorum diyen sanatçı için ortaya çıkan her kare onun tasarladığı bir sahnedir. Kaygun'un amacı tam da disiplinler arası bir sanat dili oluşturmaktır. Sosyal medyada sanatı kimler paylaşmış? Dünyanın dört bir tarafından sanat etkinliklerini izleyelim. Banu Çarmıklı, Londra'da birbirinden özel sergileri gezdi. Paylaşımları içinde Martin Creed, Sean Combs gibi sanatçılar vardı. Martin Scholler'in Jeff Koons'un çiçekleriyle ilginç bir portresine yer verdi. Bir diğer paylaşımı Paris'te Louis Vuitton Vakfı'ydı. Bedri Baykam, Tunus'un en önemli tarih ve sanat müzelerinden biri olan Müze Bardo'daydı. Milattan sonra 6. asrı konu eden mozaikleri ve Apollon heykeliyle fotoğrafını paylaştı.
Maide Kurttepeli, çağdaş sanatın önemli isimlerinden Alman sanatçı Anselm Kiefer'in birbirinden ilginç 5 eserine Instagram hesabında yer verdi. Olga Çartam, Antik AŞ Müzayedesi'nde yer alan Türk sanatının önemli isimlerinden Sami Yetik, Nazmi Ziya, Şeker Ahmet Paşa'nın birbirinden güzel eserlerini paylaştı ve ayrıca takipçilerine Dolmabahçe Sarayı Resim Müzesi'ni mutlaka gezmelerini tavsiye etti. Özlem Avcıoğlu, Çin'in Pekin şehrindeki en önemli sanat alanlarından biri olan 798 Art Zone'daydı. Çin'in sanat vahası olarak adlandırılan 798, dünyaca ünlü sanatçıların yer aldığı sanat merkezinde birbirinden ilginç eserlerini paylaştı. Yine Pekin'de yer alan Today Art Müzesi'ni gezerek Çinli sanatçı Yue Min Yun'un müze önündeki heykeline yer verdi. Görülmesi gereken müze diye yorumladı. Suzan Toplusoy, Paris Center Pompidou'da Amerikalı sanatçı Jeff Koons'un sergisindeydi. Beğeniyle izlenen heykellerine yer verdi. Diğer gezdiği sergi ise yine Paris'te Palais de Tokyo Sanat Merkezi'nde Inside adlı karma sergisiydi. Art Life'da sanatçının gizli dünyası bölümünde bu ayki konuğumuz Balkan Naci İslimyeli. Balkan Naci İslimyeli'nin Ekavart Galeri'de ikinci kişisel sergisi. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Bu serginin adı Bir Şey Söyle. Bu sergi bize neler söylüyor? Biliyorsunuz biz toplum olarak konuşmayı pek sevmeyiz. Konuşmayı düşündüğümüz şeyler hayatımız boyunca içimizde kalır. Bir kötü anılar tortusu olarak birikir. Ama günümüzün temel sorunu insanların bizde ve dünyada birbirleriyle konuşamamaları. Aslında demokrasinin de temeli bu. Aynen. Birbirimizi anlamanın yolu da buradan geçiyor. Yani topluma verilecek en büyük mesaj bence insanların birbirleriyle özgürce, korkmadan konuşabilmelerini telkin etmek ki sanat bunların yollarından birincisi. Aynen. Sanat insandan insana bir akış. Ama baktığımızda iletişim dünyası olağanüstü gelişmesine rağmen insanlar arasındaki iletişim çok daha kısıtlı bir hal alıyor. Aslında bu dev ağ, dev network sadece mal dolaşımı için kullanılıyor. Yani sistemin değerli bulduğu şeyleri, mal diyelim bunlara, satmak için kullanılıyor. Ve insan neredeyse bu kalemin içinde yer almaya başladı. İnsandan insana değil, insan da kendini bir obje olarak sunmaya, takdim etmeye, karşısındakini de öyle algılamaya başladı. Ben kariyerimin başından beri konuşmanın sembolü olarak her zaman harfleri, yazı dilini çok severek kullandım. Hatta 90'larda Türkiye'de yapılan ilk video enstalasyonu, evet. Sır sergisi, İslam Eserleri Müzesi'nde açmıştım. Orada sağır dilsiz bir oyuncu benim şiirlerimi kendi alfabesiyle okuyordu, evet. Monitörden. Ve yerde o şiirler birer plaka halinde diziliydi. Evet, hatırlıyorum. Yani kanallar çoğalmıştı, iletişim kanalları ama... O zaman çok yenilikti tabii. Yenilikti, çok büyük bir yenilikti. Ama iletişimsizlik artmıştı. Bugün de aynı şeyin, sorunun çok daha derinlemesine içindeyiz. Dolayısıyla bizim kanallarımızı, iletişimimizi etkileyen bir merkezi otoriteler var. Artık onlar yönetiyorlar bu ağı. Dolayısıyla insan sesi kısılmış durumda. Biz birbirimize birer insan olarak hitap edemiyoruz. Sadece formal şeyle, mesela o eski mektupların o içtenliği, o mahremiyeti, aslında kapalılığı değişti, evet. Ve duygusallığı artık yok. Her şey açık ama açık değil aslında. Evet.
her şey olması gereken. Başka şeyler aldı. Değişen bir dünyada başka şeyler artık daha farklı şeyler tabii, değil tabii, mi? Tabii. Aslında iletişim en önemli şey. İletişim dünyasında yaşıyoruz bu şu anda. Bu müthiş bir teknoloji. Teknoloji onu, her yere entegre oluyor. Onu nasıl kullanacağımızı bize dikte eden güçler var, merkezi güçler var. Bunlar bir tür modalar, salgınlar halinde. Hatta sözcükleri bile belirleyerek, seçerek bize kendimizi nasıl ifade etmemiz gerektiğini. Büyük aynı zamanda da küçük. Aynen, aynen. Siz resim çizmeye 4-5 yaşlarında başlamışsınız. Babanız da aynı zamanda karikatürist ve ressammış. Etkisinde mi kaldınız babanızın? Çok doğal. Yani değil evin mi? İçinde böyle bir yazı, boya, mürekkep kokusu olunca çocuk olarak edebiyata da kalıyorsun. Çok düşkünmüşsünüz. Evet, babam da öyleydi. Edebiyata da düşkündü. Bazı çocuklar buna tam tersi tepki de gösterebilirler. Evet. Ama yani siz etkilenmişsiniz. Boğulabilirler. O genetik bir yatkınlık olmasa o kadar etkilenmezdim. Yani benim çok küçük yaştan neredeyse gideceğim yol çizilmişti. Kimse tarafından zorlanmadan, aileden hiçbir baskı görmeden yolumda gittim. İlk yürüdüm. Serginizi 70'li yıllarda açtınız. Evet. 80'li yıllarda deli gömleği giyerek bir de performans yaptınız. O yıllarda böyle performans sanatı pek bilinen değildi. Deli gömleği giyince herkes sordu mu ne oldu adam deliriyor diye. bir deli yönü gerekli. Sanatçıya gerekli. Çizgi dışı şeyler yapmak için evet. Deli yan gerekli. O da bende var. Sanatçının biraz özgür olması lazım ki özgün olsun, öyle değil mi? Evet, kesinlikle tabii. Siz bunu çok tabii. İyi yapan bir sanatçısınız. Riskler alan aynı zamanda. Evet, bir sergide evet. Diğer serginize benzemiyor. Vallahi ben sanatı öyle tanımlıyorum. Her şey değişiyor, kendimiz dahil. Hayat değişiyor, değerler değişiyor. Dolayısıyla onlara karşı bir duruşumuz var. O duruşu sabit tutmaya çalıştığınız zaman sahtelik akıyor işler. Tabii, anlatabiliyor muyum? Değişen hayata ve onun karşısındaki varoluş ekseninize uygun olarak değişmeniz gerekiyor. Bunu itiraf etmeniz gerekiyor, kanıtlamanız gerekiyor. Siz isteseniz de istemeseniz de dünya değişiyor. Tabii. Ve sanatın en güzel yanı dünyaya bir değişim enerjisi verebilmesi. Çünkü dünya o kadar monoton ki bir tarafından bakarsanız. Herkes aynı işe gidiyor. Sabah aynı saatte kalkıyor. Bir tek sanatta hiç olmazsa başka hayatları düşleyebilme imkanı var. Ve onları sunuyorsunuz. Bir sanatçı için de en büyük armağan bu. Yani bu değişimi etiyle kemiğiyle yaşayabilmek, ürünlere dökebilmek olana. Sanat bir tutku diyorsunuz siz, bir aşk bu, bir doğum aslında. Her sergide bir doğum hali oluyor. Tabii. Hatta eşiniz yeter artık sergi açıldıktan sonra doğurdun, şu çocuğun bir keyfini çıkar diyormuş size. Ama işte doğum sonrası depresyonu vardır ya meşhur. Doğurmakla da bitmiyor. Bir süre sonra yatakta böyle kalmış görüyorsunuz kendinizi. Yorgun ve bitkin. Aynen. Çünkü bütün enerjinizi veriyorsunuz. Hedefinizi doğru. Koyuyorsunuz, bir şeyler üretiyorsunuz ve onlar sergileniyor, beğeniliyor. Bu herhalde bir sanatçı için müthiş bir süreç. Siz zaten çok da sık sergi açmıyorsunuz. Senede bir kere sergi açıyorsunuz. Senede bir kere değil ama mi? Zaten yani normali kişisel de o. Doğum gibi aslında, 9 ay. Tabii canım. Ayrıca tabii bir sürü sergiler oluyor. Karma sergiler diye. Evet, karma sergiler veya belli dönemlerin taşındığı, yurt dışı, içine, dışına taşındığı sergiler oluyor. Dolayısıyla yurt dışında da yaşadınız siz uzun zaman değil mi? Evet. Ama İstanbul'u seçtiniz. Evet. Niye İstanbul'u seçtiniz? Vallahi bütün metropoller çok zengin, sanatçıyı etkileyecek atmosferler. Ama İstanbul'un özelliği dünyanın iki yakasını birleştiren bir kültür ağı olması, bağlantısı olması. Bence dünyanın kalbi burası.
değil mi? Daha doğrusu Mezopotamya. Biz doğuştan evrenseliz. Bu topraklarda yaşamak böyle bir mutluluk. Bu toprakların hiçbir lokal dediğimiz, hani küçültücü bir an, pejoratif bir anlamda lokal dediğimiz yanı yok. Bu sadece bazılarının kompleksi olabilir. Bu topraklar hakikaten Anadolu, Mezopotamya, Balkanlara kadar en büyük tarihi göçlerin, kültürel göçlerin ve yerleşimlerin alanı. Dolayısıyla buradaki yaşam da öyle. Çok katlı, çok katmanlı, çok değerli. Aslında bugün verdiğimiz güncel mücadele de o. Bu değerleri kabul edememek. Bir tarafı üstün kılmak mücadelesi. Aslında birlikte yaşamayı ağır ağır öğreneceğiz. Bu sergide zaten bir birlikteliğe değiniyorsunuz değil mi? Böyle işte birbirine geçmiş eller var, burada çocukları görüyorum, kalpler var. Burada söylemek istediğiniz de bunu yansıtıyor mu? Mesela deli gömleklerinde ben Osmanlı giysileriyle o tılsımlı gömlek geleneğiyle muhteşemdir o. Hani dualar yazılır. Evet, gömleklerin üzerine koruyucu olsun. Burada bir sergide çıkar. Bir tılsımlı gömleğiniz var değil mi? O tılsımlı bir gömlek. Var var. Gel diyor. Evet. O da hani Mevlana'nın Tabii. Öyle bir şey var. Ama başlardaki auralarda Bizantiyen şeyler, yani ikonografik hâleler. Dolayısıyla burada Osmanlı'yla Bizans'ı ve eski Roma'yı birleştiren bir şey var, bir ruh var. Bugün de o ruhun sürdüğünü kabul etmemiz lazım. Ve sevgi sözcükleri de var aslında. Kesinlikle. Değil mi? Bütün kültürler birbirinden bir şey alarak, birbirini besleyerek ilerliyor. Sanatın da zaten geliştirici ve iyileştirici ve birleştirici gücü var. Elbette böyle. Aynı zamanda da eğitmensiniz Güzel Sanatlar bölümünde. Şimdi genç sanatçılar, sizin sanatçılarınız, genç sanatçılara bakıyorum, hepsi birbirinden çok farklı. Sizin etkinizde fazla kalmıyorlar. Genelde böyle sanatçıların, öğretmenler hep böyle genç sanatçıları etkisinde bırakır. Siz çok özgün öğrencilerinizi yetiştiriyorsunuz. Yeni sanatçıları nasıl buluyorsunuz? Bir defa etkilemeye tabii ki çalışıyorum. Çünkü sizden etkilenmezlerse, size inanmazlarsa sizin yanınızda olmazlar. Ama bu etkilenme biçimi kişiliğinizle, duruşunuzla ilgili olmalı. Benim gibi resim yapmalarını asla istemem. Çünkü onlar başka insanlar, Çok doğru. Kişilikler, başka dünyaları var. Sanat eğitimi bir sanatçının, adayın kendinin bile bilmediği zenginlikleri açığa çıkarabilme becerisi. Yani kendini dikte etme değil. Bu eski bir değer, yani akademik bir gelenek. Ustan gibi ol, ustan gibi çalış. Değil mi? Hep öyle denilir. Ama bugün her insanın farklılığını hayatı boyunca fark edip ortaya koymasını gerektiren bir dönemdeyiz, bir çağdayız. Onları erginleştirecek şey bir an evvel kimliklerini, kendileri bastırılmış olması. Yanlarını, ki bizim toplumda bu çok. Üniversiteye geliyorlar. Çocukların kendi değerleri üzerine ciddi fikirleri yok. Hep korku kuşku içindeler. Sanat işte bunları onlara tanıtmak. Kendi içlerindeki malzemeden çıkış yapmak. Benim tarzım bu hoca olarak. Evet. Şimdi bu sergiye dönersek bir de şiiriniz var. Bir şey söyle diye. Bu serginin şiiri yazdığınız. Aslında siz zaten hemen hemen birçok sergide aynı zamanda şiirlerle de besliyorsunuz o sergileri. Tabii resmimin de içinde. Evet, resminizin yani içinde de şiirler var. Yani o kaligrafik şeyler okunmak için değil ama aynı zamanda o konsept üzerine benim şiirlerimi, düşüncelerimi saptayan notlar. Onlar gizli açık göz önünde olsun istiyorum. Ayrıca
resim, yazı birbiri içinden doğmuş şeyler. Evet. Ebedi kardeşler. Edebiyata da büyük bir sevgim, saygım olduğu için. Şiir de yazdığım için. Evet, çok şiir. Onu gururla resmime sokuyorum, çok severek. Peki o güzel şiiri, bir şey söyle şiirinde bize okur musunuz? Okuyayım tabii ki. Yaratılıştan önce karanlık bir boşluktu dünya. Sessizlik dört bir yönde dolaşıyordu rüzgarla. Dağlar, çöller ve bulutlar düşlerle yüzüyordu dipte. En derinlerdeki ateşle genleşiyordu korkular. Beklemekteydi gelecek, olacak şeylere gebe, üzerine sıvanmış siyah giysileriyle. Yaratılıştan önce karanlık bir boşluktu dünya. Yine de öyle, henüz yaratılamadı daha. Ama o ıssızlıkta seslenir gibi olur bazen, insana benzeyen bir ses. Direnir sanki boşluğa, sürülür sonra yerinden. Yazık, süresiz mahkum yalnızlığa. Arada bir şey söyler gibi olur, ama duymaz onu kimseler, şairler ve hayvanlardan başka. Çok güzel, harika bir şiir. Harika resimler. Bu güzel sergiyi bütün sanatseverleri 28 Şubat'a kadar bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Life'dan bu aylık da bu kadar. Sanat hayattır, sanatsız kalmayın.